Değerli izleyicilerimiz, Neşter Stüdyosu'nda çok değerli iki konuğumuz var. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Hayri Kırbaşoğlu ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Caner Taslaman'ın misafirlerimiz bu gece. İki hocamızla bu gece az bilinen ya da doğrusunun az bilindiği konuları ele alacağız. Efendim hoş geldiniz Neşter Stüdyosu'na. Hoş bulduk. Hayri, siz de hoş geldiniz. Sayın Taslaman, isterseniz konuşacağımız çok derin konular var. Son dönemlerde kıyamettir. Bir takım kaynaklardan tutturuldu, gidiyor. İşte şu zaman kıyamet kopacak, tarih veriliyor. Bazı takvimler örnek gösteriliyor. Kıyametin alameti var mıdır ki kıyametin kopacağına dair bir takım tarihler veya senaryolar üretiliyor? Evvela şunu söyleyeyim. Kur'an'da aslında kıyamet kelimesiyle insanların yeniden dirilişi anlaşılır. Fakat halk arasında kıyamet ifadesi daha çok bu evrenin sonu anlamında kullanılıyor. Kur'an'da bu evrenin sonu daha çok saat kelimesiyle ifade edilir. Çevirmenlerin birçoğu da aslında bunu kıyamet saati diye Türkçe'ye çeviriyor. Ama Arapçasında saat ifadesi orada geçiyor. Kıyamet geçen yerlerde daha çok değil aşağı yukarı her seferinde insanların yeniden dirilişi, yani kıyamet mesela ayağa kalkması anlatılıyor. Fakat halk arasında kullanılan anlamını biz burada dikkate alarak konuşursak, yani halk arasında kıyametin kopmasıyla ifade edilen bu evrenin sonu gelmesini konuşursak, Kur'an'da bu aslında bu evrenin sonu ile sonuna yakın çıkması beklenen alametler anlamında birkaç ayet ilişkilendirilebilir. Birkaç ayet var. Kur'an'ın birçok ayetinde bu evrenin sonu geleceği iddia ediliyor, söyleniyor. Ama halk arasında kıyamet alametleri diye bilinen konularla ilgili birkaç ayet var. Bunları ben bahsedeyim. Aslında bu konular daha çok hadislerle atıf yapılmış. Hocamız hadis uzmanı, o konuyu daha detaylı anlatacaktı. Ben Kur'an'da geçen ayetlerden kısaca bahsedeyim. Bir dumanın çıkacağından bahsediliyor. Dua suresinde işte 10. 11. ayetlerde bir duman çıkmasından bahsediliyor. Bunda bir azap olduğu bu dumanda söyleniyor. Şimdi bu dumanın aslında evrenin sonuna yakın olup olmayacağı tartışma konusu. Yani bazısı peygamberin döneminde işte Bedir Savaşı'nda olduğunu da bunun düşünenler olmuş. Ben peygamberin döneminden sonra, ondan sonraki ayetlere baktığımda, yani peygamberin döneminden sonra olacağını zannediyorum ama tabii ki bu konuda bir iddiam yok. Ama ayette sadece bir dumanın çıkmasından bahsediyor. Geniş bir detay yok. Ama bu da dediğim gibi yani evrenin sonuna yakın olup olmayacağına dair bir ifade yok. Tartışmalı ama genelde birçok kimse bunu kıyamet alameti diye kabul etmiştir. Diğer bir alamet diyebileceğimiz, işte Türkiye'de de filmi yapıldı, çok meşhur oldu. Özellikle o filmden sonra bu konu üzere daha çok konuşulmaya başlandı. Kur'an'da bir dabbenin çıkacağından bahsediyor. Dabbe hareket eden, yavaş yürüyen, yani yavaşça hareket eden canlı anlamı. Türkiye'deki işte debelenmek kelimesi de o dabbe kelimesinden geliyor. Nem suresi 81. ayette o söz başlarına geldiğinde yerden bir dabbe, yani dabbetül minel arz çıkacağı söyleniyor. Kur'an'da geçen kısmı da bu kadar. Yani bununla ilgili bir detay, bir tafsilat yok. Fakat tabii literatürde bununla ilgili çok çok detaylı izahlar yapıldığını görüyoruz. Burada da bir kısım tefsirciler bunu evrenin sonuna yakın bir dönemde mi olacak yoksa sonunla beraber, sonundan sonra mı olacak? Yani ona hemen aynı anda mı olacağı şeklinde tartışmalar var. Diğer bir Kur'an'da geçen şey Yecüc Mecüc'ün çıkması. Bu Yecüc Mecüc'e işte eski ait ve yeni ait. Yani Yahudi ve Hristiyan kaynaklarda da Gog Magog ismiyle daha çok meşhurdur, bir atıf var. Ama Kur'an'da bununla da ilgili çok detaylı bir ifade yok. Bir, iki cümle geçiyor. Birincisi işte bir Set Zülkarneyn'i bunlar için yaptığı. Evrenin sonlarına doğru veya o saat geldiğinde, o an geldiğinde işte bunun yıkılacağı ve akın edecekleri söyleniyor. Fakat yani Kur'an'daki ifadeler benim gördüğüm halkın kıyamet alametleri diye belirttiği hususlarla ilgili bununla sınırlı. Daha çok bu konu hadisler veya diğer bazı kaynaklardaki şeyler üzerinden daha geniş tartışılmıştır. Kıyametin habercisi olduğu iddia edilen Yecüc Mecüc için uzmanlar ne diyor? Az sonra. Efendim Sayın Taslaman'ı dinledik. Ayetlerden yola çıkarak neler olabileceğini söyledi. Hadisler efendim bu konuda neler diyor ve hadislere ne derecede güvenebiliriz? Şimdi tabii hadisleri, hadisler konusunda tutumumuzu belirlemek için Kur'an'ın bu konuda takındığı tutum önemli.
Bu konuda özellikle vurgulanması gereken hususlardan birisi şu. Kur'an-ı Kerim kıyametin ne zaman kopacağı meselesiyle ilgilenmeyi onaylayan değil. Tam aksine bu konuda ilgilenilmemesini istiyor. Hatta ilgilenmek isteyenlere çok sert tepki veren bir kitap. Yani bu kıyamette ne zaman kopacağıyla nafile uğraşmayın diyor. Çünkü bu sorular Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin döneminde gerek müşrikler gerek Yahudi ve Hristiyanlar ki bu apokaliptik kültüre sahip olan bu insanlar tarafından da bunlar soruluyor, tartışılıyor. Bütün bu talepler karşısında kesinlikle sert biçimde reddediyor. Yani kıyametin ne zaman kopacağını hiçbir biçimde insanların bilmesinin mümkün olmadığını altını çok kalın biçimde çiziyor. Şimdi buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Bir Müslümanın da o halde kıyametin ne zaman kopacağıyla uğraşması onun görevi değil. Allah bunu kendisi dışında kimsenin bilmeyeceğini söylüyor. Bu birincisi. Bir kere kıyametin ne zaman kopacağıyla ilgilenmek bireysel dindarlık açısından İslam'ın istediği değil, istemediği bir şey. İkincisi, bizim kıyamet meselesiyle ilgili olarak özellikle kıyametin kopmasından ziyade bu kıyamete karşı kıyametin koptuğunu düşündüğümüzde hazırlıklı olup olmadığımızla ilgilenir Kur'an. Yani kıyametin her an koptuğunu düşünelim. İman ve salih ameller bakımından üzerimize düşeni yapıp yapmadığımız kıyamet sonrası hesaba hazır olup olmadığımıza esas vurgusu. Yani vurgusu bu dünyayadır. Üçüncü bir husus da kıyametin ansızın kopacağı çok açık biçimde ifade edilir. Dolayısıyla kıyametin tarihini belirleme veya kıyametin alametlerinden söz etme çabası bizatihi Kur'an-ı Kerim'in ruhuna da aykırı. Şimdi alamet kelimesi Türkçe'de kıyamet alamet diyoruz ama Arapça'da buna eşratu sa'a tabir ediliyor. Bunlar büyük ölçüde Yahudi Hristiyan kültüründen hatta daha da geriye gidelim bölgede Sümerlerden efendim Zerdüş kültüründen Orta Doğu'daki kültürlerin hemen hemen hepsinde bu gibi çabalar var. İnsanoğlunun merakından kaynaklanıyor ama dini düşünce bakımından, dindarlık bakımından kesinlikle Kur'an bunu onaylamıyor. Bu konudaki rivayetler de ki hadis kitaplarında dediğim gibi Eşratu Sa'a kıyamet alametleri başlığı altında yer alan rivayetlerin büyük çoğunluğu köken itibariyle İslam öncesi kültürlere gider ve bunların hadisleşmiş şeklidir. Hadis ilmiyle uğraşanlar bu konuyla ilgili kıyamet alametleriyle ilgili rivayetlerin hemen hemen çok büyük bir kısmının peygamber sözü olmadığında hemen hemen söz birliği etmişlerdir. Bu konuda çok sayıda da rivayet uydurulmuştur. Ama izleyicilerimize özellikle şu hususu hatırlatmak gerekir. Rivayetler konusunda sizin vereceğiniz karar takınacağınız metodolojik yaklaşıma bağlı. Eğer siz Hazreti Peygamber'in kesinlikle Kur'an'ın öğretisine aykırı herhangi bir şey söyleyemeyeceği ilkesini kabul ediyorsanız ki bu Hazreti Ayşe, Hazreti Ömer, Hazreti Ali, İbni Mesud, İmam-ı Azam, işte Mu'tezile, Zeydiye, İbadiler, usulü fıkıhçılar, kelamcıların çok geniş bir yelpazede yer alan entelektüellerin metodudur bu aynı zamanda. Bu takdirde kıyamet alametleriyle ilgili rivayetleri kabul etmeniz mümkün değil. Ama bu rivayetlerin kabulü önünde başka bir engel daha var. Bu rivayetler halkımızın iyi niyetle gerçekten birebir peygamberimizin sözü olarak algıladığı bu rivayetler aslında peygamberimizin böyle söylediğine dair bir takım şahıslar aracıyla gelen ve güvenilir olup olmadığı ayrıca incelenmesi gereken zaten hadis ilminin de varoluşu bu. Böyle bir incelemeden sonra ancak doğru olup olmadığına karar vermesi gereken rivayetler ancak sadece bunu bize aktaranlar değil aktarılan bilginin doğrudan Kur'an-ı Kerim'e de uygun olması lazım. Eğer aktarılan bilgi Kur'an-ı Kerim'e aykırıysa aktaranlar ne kadar güvenilir olursa olsun bu bilginin kabul edilemeyeceğini savunan bir yaklaşıma sahipseniz kıyamet alametleriyle ilgili rivayetleri kabul etmeniz söz konusu olamaz. Bunu kabul edip etmemek bir dini iman meselesi de değil. Bu tamamen bilimsel tartışma konusudur. Çünkü dini iman meselesi de belirleyici olan Kur'an'dır ve Kur'an-ı Kerim kıyametin kopacağını yani bu düzenin allak bullak olduktan sonra yeni bir düzenin kurulacağını açıkça ifade ediyor. Buna hazırlıklı bundan sonra hesaba çekileceği bilincini vermek istiyor. Buna hazırlıklı olunmasını istiyor. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in kıyametin ne zaman kopacağının tarihini hesap etme yönündeki çabalara şiddetle karşı çıkıyor ve Allah'ın sadece ilah olarak Allah'a ait olan bu bilgiyi
insanların paylaşmak istemezler. Daha doğrusu prometeci bir çaba olarak görüyor ve bunu onaylamıyor. Bu bakımdan her ne kadar toplumumuzda bunlar tartışılıyor ama hani gerçekten ben bir Müslüman, dindar bir insan olarak bu konuda tavrım ne olmalıdır diye soran Müslüman kardeşlerimize benim tavsiyem, kıyametin ne zaman kopacağı meselesiyle ilgili değil, kıyametin koptuğunu varsayarak bunun için kendimiz hazır mıyız, gerekli hazırlığımızı yaptık mı ve böyle bir hesaba çekildiğimizde bu imtihandan başarılı çıkıp çıkmayacağımız üzerine kafa yormaları daha doğru olur. Böyle yapmazsak kıyamet alametleri meselesi İslam'ın özünü, ruhunu örten bir perdeye dönüşür. Bu da rahmetli İranlı entelektüel Ali Şeriatî'nin dine karşı din dediği yeryüzündeki zulümleri, kötülükleri, efendim esas her gün kopmakta olan kıyametlere karşı mücadeleyi öngören dinlerin yeryüzünde mevcut statükoyu payandalayan bir şeye dönüşmesine, bir perdeye, tüle dönüşmesine yol açar. O bakımdan bu kıyamet alameti tartışmalarının stratejisinin de ayrıca değerlendirilmesi lazım. Yılında kıyametin kopacağı tartışmalarının aslı ne? Az sonra. Siz diyorsunuz ki aslında kulu ilgilendirmiyor bu. Çok da ilgilenmemek lazım. Kıyametin ne zaman kopacağı ile ilgili ama alametleri hadislerde hiç geçmiyor mu? Yani çok geçiyor. Onlardan biraz bahsedebilir misiniz? Kur'an-ı Kerim'de önce şuna da kısaca temas edelim. Kur'an-ı Kerim'de birçok olaydan bahsediyor. İşte yıldızların sönmesi, ayın kararması, güneşin kararması, yani bir mevcut kozmosun, düzenin bozulup kaosun, bunu anlatıyor. Ancak burada bütün bunlar bir anda olacak. Yani bir kronolojik sırayla değil. Şimdi bir anda olacak 10 tane olayı yazılı metnine döktüğümüzde mecburen bunları ayrı ayrı anlatmak zorundayız. Ama mantıken Kur'an-ı Kerim bir anda, hatta göz açıp kapayınca kadar, kelam hem bil basari evhu akrab, göz açıp kapayınca kadar, hatta ondan daha kısa bir sürede kıyametin gerçekleşeceğini söylediği için bu kıyamet sahneleri, yani bir film şeridini düşünün. Bu bir sahne için kaç tane film geçiyor mesela, kare geçiyor. Bunun gibi anlamak lazım. Yoksa bunların hepsi aynı anda olacak. Dolayısıyla bunların hiçbirisi alamet değil. Caner'in bahsettiği hususların da kıyamet alameti olduğu tam net değil. Zaten Caner de söyledi. Yani olabilecek, eğer bir iki alamet aranızsa belki olabilir diyor ama Kur'an-ı Kerim'in şimdi temel kavramları var, anahtar kavramları var, yan kavramlar var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in kıyametle ilgili öğretisinin kesinlikle kıyametin tarihinin hiçbir kimse tarafından hiçbir biçimde bilinemeyeceği merkeze koyduğunuz zaman diğer yan bilgileri bunun ışığında değerlendirmeniz lazım. O zaman bunları alamet olarak değil, olsa olsa o film şeridindeki karelerden bazıları olarak bunları da ibret almaları için, yani bakın böyle böyle olaylar olacak. Kıyamet dediğiniz şey basit bir olay değil. Kıyamet koptuğunda hamile kadınlar korkudan, dehşetten çocuklarını düşüreceği anlatılır Kur'an'da. Evet. Denizlerin kaynayacağı fokur fokur. Yani dehşet anı, bu dehşet anını yaşamadan önce aklınızı başınıza alarak iman ve salih amel çizgisine girmeye çalışın mesajı veriyor. Peki Sayın Kırbaşoğlu, bir cümle söyleyeyim de hocamız çok önemli bir şey söyledi. Yani benim sadece vurgulamak istediğim şey şuydu. Bir dabbe ile ilgili örnek alırsak, bir film yapacak malzeme Kur'an'da yok. Dini kaynak. Kur'an'da benim sadece söylediğim kadar bir şey var. Yani bugünkü mesela Dabbe ile ilgili o filmdeki birçok şeyin ben aslında kısa kısa bir iki tane şeyi belirtmemin nedeni bunların çoğu insan zihninin senaryoları olduğunu anlamamız ve bunları dinle ilişkilendirmememiz için sadece Kur'an'da ilişki kurabilecek şey dedim. Yani hocamızın da bütün dediklerine bakıyorum. Ama rivayetleri, sözünüzü ben yarım bırakmış olmayayım sorunuzu. Rivayetlerle ilgili inanılmaz detaylar var. Yani Caner'in dediği gibi bir bilim kurgu filmi rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi genelde bugüne kadar yapılan çalışmalar, bilimsel çalışmalar, günümüzde de bu konuda çalışmalar, tezler, araştırmalar yapılıyor. Bunlardan ulaştığımız sonuç, bunların büyük çoğunluğunun özellikle Yahudi Hristiyan kültürü, dediğim gibi apokaliptik edebiyat başta olmak üzere bölgedeki Zerdüştlük'ten, Mecusilik'ten daha bölgede mevcut olan kültürlerden İslam bünyesine geçmiş rivayetler olarak, yani İsrailiyat, Mesihiyat deniyor. Gerçi İsrailiyat Yahudi kültürü, Mesihiyat Hristiyan kültürü ama bunlardan bazılarının mitolojik unsurlar taşıdığını ve Yahudi Hristiyanlık dışındaki kültürlerden de beslendiğini görebiliyoruz. Ve bunları, bu rivayetleri aktaranlar genelde bu kültüre mensup olup Müslüman olanlar, Müslüman olurken bu bilgileri
İslam dünyası içine de taşıyorlar. Fakat bu bilgilerin birçoğu ilk dönem kaynaklarında Peygamberimize ait olmadığı açıkça ifade edildiği halde daha sonraki dönemlerde bazı tarihsel şartların devreye girmesiyle peygamber sözü haline de getirilebiliyor. Bu konuda ulemamız fiten dediğimiz kıyamete yakın çıkacak olaylar, büyük melahimdi, büyük savaşlar vesaire gibi rivayetlerin çok büyük bir kısmının uydurma olduğunu veya İslam dışı kültürlerin İslamlaşmış hali olduğunu klasik ulemamızdan da söyleyen çok var. Modern dönemde araştırmacılardan da söyleyen çok var. Benim de kişisel kanaatim bunların çok büyük bir kısmı böyle. Daha vahim bir şey, bunlar arasında inanılmaz çelişkiler var. Yani kıyamet tasvirleriyle ilgili rivayet malzemesine baktığımız zaman birbirleri arasında giderilmesi mümkün olmayacak kadar taban tabana zıt çelişkiler var. Bu çelişkiler bile bu malzemenin ciddiye alınmasının zor olduğunu gösteriyor. Ama daha önemlisi tekrar izleyicilerimize şunu vurgulamak lazım. Hadis demek %100 peygamber sözü demek değildir. Peygamber sözü olduğu aktarılan rivayetlerdir. Bunların peygamberimize kesin %100 ait olduğunu söylemek için bizim peygamberimizi ancak duymuş olmamız lazım. Aramızda 14-15 asırlık bir mesafe olduğu için burada bir takım aktarıcılar, raviler var. Bu insan zihni hata edebilir. Bu faktörlerden dolayı pek çok İslam uleması dinde, dinin kurucu unsurlarını belirlemede bu rivayetlerin değil Kur'an'ın belirleyici olduğunu hadislere söylüyor. Hadislere çok fazla. O bakımdan hadisler çok problemli. Tabir evet. Caizse özellikle kıyamet alametleri alanındaki rivayetler bir mayınlı arazi gibi. Peki, peki efendim. Sayın Taslaman'a dönelim. Hadislerle ilgili veya bu kıyamet konularının biraz da istismar edildiğine siz de katılıyor musunuz? Pek tabii ki. Pek tabii. Yani en çok istismar edilen konulardan biri bu hadis rivayetleriyle ilgili olmuş. Tabii buradaki önemli olan şey şu, buradaki hocamız çok önemli hususun altını çıktı. Yani hadis denince mutlaka peygamber sözü olduğunu anlamamamız gerekiyor. Peygamber sözü olduğu iddia edilen sözler. Şimdi evet. Hadislerin nasıl toplandığıyla ilgili, diğer şeylerle ilgili usulü hadis konusuna girmek istemiyorum. Yani peygamberin vefatı birkaç yüzyıl sonra toplanıyor. Bazı siyasi sebepler veya bazı kişilerin çıkarları gibi sebeplerle bu konuda hadis literatüre mevzu denilen, yani birçok uydurma hadis, gerek kişilerin kendi menfaatleri doğrultusundaki uydurmaları, gerek bazılarının dini sevdirmek için uydurmaları, bazıları İslamiyet'e putperestlikten geçtikleri gibi özellikle Hristiyanlıktan, Yahudilikten İslamiyet'e geçenlerin, geçtikleri zaman kendi kültürlerinde evvelden bildikleri hikayeleri taşımaları, yani bunlara hocam söyledi, İsrailiyat ve Mesihiyat deniyor. Yani Yahudi kültürüne olanlar İsrailiyat, Hristiyan kültürüne olanlar Mesihiyat diyor. Bunlar tabii ki İslam dininde, bence oldukça büyük zarar vermiş. Birçok yanlış şeyin din zannedilmesine sebebiyet vermiş. Yani hadislerin bir Kur'an'la eşit bir epistemolojik statüde olmadığının anlaşılması, bilgi açısından aynı güvenilirlik derecesine sahip olmadığının anlaşılması bence İslam diniyle ilgili doğru bir anlayış kurmada birinci öncelikli konu olmalı. Peki Sayın Taslaman, arka arkaya soracağım bir iki soru var. Şimdi kıyamet alametleri tabii ne kadar doğrudur değildir. Bunlar dediğimiz gibi tartışmalı konular. Ne bileyim örneğin Maya takviminden bahsediliyor. Maya işte 2012'de kıyametin geleceği söyleniyor. Yüksek binaların veya insanların genlerle oynamasının da kıyamet alameti olacağı söyleniyor. Ne kadar doğru olduğu tabii ki tartışılır. Bunlar doğru mudur? Katılıyor musunuz bunlara? Vallahi tabii ki kesinlikle katılmıyorum. Evvela. Bu Mayalarla ilgili üzerlik 2012 diye yani birçok kimse internette başka yerlerde adeta ortalığı inletiyor. 2012'de kıyamet kopacak falan şeklinde birçok kimse bunu çok ciddiye almış yani hayret edilecek şekilde. Daha azıyla işte Michael Traverser'di yanılmıyorsam 2007'de kıyametin kopacağını söyledi. Nostradamus'a göndermeler yaparak 99-2000 falan dediler. Görüyoruz ki bunların hiçbir ciddiyeti yok. İşte buradayız Allah'a şükür hiçbir şey kopmadı. Diğer taraftan bakarsak Maya takvimiyle bir Maya takvimi var ortada. O Maya takviminin işte 2012'de biteceği söyleniyor. Aralık ayında 2012'nin aralığın belli bir gününde biteceği söyleniyor takvim. Ne olacak takvim bitecekse? Bizim de yani uzun süreli bir takvim o sürede bitiyor. Bizim de takvimimizde her sene 31 Aralık'ta yani miladi takvim işte hicri takvimi alırsak Zilhicce'nin sonunda bitiyor. Ne olacak? Zilhicce'nin sonunda kıyametin kopacağı anlamına mı geliyor bu? 31 Aralık'ta kıyametin kopacağını mı beklemeliyiz? Yani Mayalar bu kadar geleceği bilmekte başarılıysalar niye kendilerinin sonlarının nasıl geleceğini bilemediler? İşte 1000 yıl önce ortadan kalkmış bir topluluk. Evet. Yani bunların hiçbir ciddiyeti yok. Biz bir bilgi aldığımızda falanca yerde o bilgi vardı. Birileri o dönemde
kıyametin kopacağını söylemiş diye. Bir de öyle bir şey yok. Zaten takvim bu. Yani kıyametin kopacağını söylemiyorlar bildiğim kadarıyla ama öyle demiş olsalar da bir şey fark etmez. Bakmamız gereken şey şu. Bu bilgi neye dayanıyor? Ne yazık ki müthiş bir bilgi kirlenmesi var. Yani bana göre ilahiyatçıların ve entelektüellerin yapması gerekli bir iş de günümüzde bir çöpçülük faaliyeti. Yani bu ortaya atılan çöpleri temizleme faaliyeti. Yani entelektüel düşüyor. Biz de artık bunu gücümüzün yettiğince yapmaya çalışıyoruz. Peki efendim, Sayın Kırbaşoğlu'na dönelim. Az önce programın açılışında Sayın Taslaman Dabbe'den bahsetti. Şimdi Dabbe... Peki efendim, Sayın Kırbaşoğlu'na dönelim. Az önce programın açılışında Sayın Taslaman Dabbe'den bahsetti. Şimdi Dabbe'nin tarif edildiğine dair bir takım hadisler var. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Çok. İsterseniz biraz okuyayım. Çok. Başı öküz gibi diyor, gözü domuz gibi diyor, kulağı fil kulağı gibi, işte boynuzu keçi boynuzu gibi ya da işte başı gökte, kuyruğu kutupta, ayakları Arabistan Yarımadası'nda, çok büyük bir şeyden bahsediyor. Bazılarına göre de elinde Hazreti Süleyman'ın mührü, diğerinde de Hazreti Musa'nın asası var. Evet. Doğru mudur bunlar? Güvenebilir miyiz? Tabii ki doğru değil. Yani en basit hadis ilminin kriterleri çerçevesinde dahi bunlar güvenilmesi mümkün olmayan rivayetler kategorisinde. Bir kere bunların hemen hemen büyük çoğunluğu, dediğim gibi bunu bize aktaranlara bakıldığında başka din mensupları, o kültürlerden gelen insanlar. Ayrıca bunlar kaynaklarımızda da güvenilir dediğimiz kaynaklardan ziyade her türlü bulabildiği rivayeti kitaplarına alan ilim adamlarının veya ulemanın yazdığı eserlerde yoğun olarak bulunan ama esas üzerinde durması gereken nokta şu. Şimdi bu tasvirin tam farklı yönde, tam zıttı başka tasvirler de var. Yani o kadar çok tasvirler var ki çok ince detaylara kadar. Şimdi bunlar muhtemelen her kişinin kendi muhayyilesinin ürünü. Çünkü bir işte Dabbetül Arz tasvirlerinde bir tutarlılık da yok. Şimdi burada Dabbetül Arz'ı özel bir hayvan olarak tasavvur etmeden biraz da Arapça bilgisinin eksikliğinden kaynaklanıyor. Şimdi Dabbetül Arz kelimesi Kur'an'da geçenin özel isim olmadığını önce bir kere altını hocam çizelim. Hocam isterseniz Dabbe nedir onu bir açıklayalım. Dabbe, Caner söyledi, yerde kımıldanan, bazı lügatlere göre dört ayağı üzerinde hareket eden her türlü canlı. Her türlü, yani bu böyle dev, olağanüstü, garip bir mahluk olması gerekmez. Yani bir diyelim bir kuzu da dört ayaklı Dabbe kavramı içerisine girebilir. Bir kaplumbağa da dört ayaklı bu kavram içerisine rahatlıkla girebilir. Dolayısıyla bu özel isim değil. Özel bir mahluk değil. Sadece ve Dabbetül Arz demek yerden çıkacak bir canlı demek. Ancak bunun nitelikleriyle ilgili Kur'an-ı Kerim herhangi bir bilgi vermiyor. Şimdi mantıken eğer bunları bilmek gerçekten çok önemli olsaydı Kur'an-ı Kerim bir iman meselesi olsaydı mesela o konularda kapalılığı Kur'an kabul etmez. Yani bir insanın inanması gereken unsurlar neyse bunlar çok açık net olarak bildirilir. Dolayısıyla burada sadece arizi olarak ve merkezi bir konu olarak değil arizi olarak bahsedilen bir husus Dabbetül Arz. Ancak gerek Dabbetül Arz gerek duman tekrar bunların mahiyeti konusunda kesin bir şey söylemek zor. Niçin? Din dili, özellikle kutsal kitapların dili biliyorsun İncil Aramca, Tevrat İbranice, Kur'an-ı Kerim Arapça. Bunların üçü de Sami diller ailesindendir. Sami diller edebi sanatların, mecaz, benzetme sanatların bol kullandığı dillerdir. Yani bir Latince gibi daha konkre, müşahhas bir dil değildir. Dolayısıyla önce bunların gerçek anlamda mı, mecazi anlamda mı, sembolik anlamda mı yoksa Dabbe diye daha önce toplumda böyle bir kültür var. Kur'an-ı Kerim söylemini bu kültür üzerine mi bina etmek istiyor? Bunlar üzerinde çok farklı açılardan durulabilir. Nitekim durulmuş da. Bu konuda çok çeşitli yorumlar var. Yani bu Dabbe'nin manevi bir manevi olarak da yani maddi müşahhas değil de manevi olarak yorumlamaya kalkan özellikle sufi çevrelerde tefsirlerde de rastlayabilirsiniz veya batıni tefsir dediğimiz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bu ifadesi spekülasyona çok açık bir ifade ama kesin olarak burada kastedilen şudur demek mümkün değil. Rivayetlere gelince tekrar söylüyorum. Rivayetler Kur'an-ı Kerim gibi bize gelişi itibariyle %100 matematik bir kesinlik arz etmediği için
ne kadar güvenilir kaynaklarda yer alırsa aslında daima az da olsa bir hata payı bulunduğu için bu rivayetlere dayanarak bir hakikat inşa etmek çok zor. Bir de bunların kendi içinde barındırdığı çelişkiler, ayrıca bu rivayetlerin çok büyük bir kısmının zaten hadis tekniği açısından da kabulü mümkün olmayacak kadar çürük uydurma olduğu. Şimdi bu uydurmayla ilgili ben anekdot gibi bir şey de anlatayım. Yani neyle karşı karşıya olduğumuzu iyi bilmemiz lazım toplumumuzda. Toplumumuz bizim okuyan bir toplum değil bakın. Evet. Yani biz zaman zaman şöyle diyen insanımızla, kardeşlerimizle karşılıyoruz. Ya hadisin uydurması da mı olurmuş? Yani hadislerin hadis dediğinde hepsinin birebir peygamber sözü olduğunu zanneden ve binlerce, on binlerce peygamber adına hadis uydurulduğunu bilmeyen, hatta bu uydurulmuş olan rivayetlerin şu anda en güvenilir dediğimiz hadis kaynaklarında dahi bulunabileceğini, bu konuda kültüre sahip olmayan insanlarımız da var. Dolayısıyla öncelikle insanlarımız hakikaten uydurma hadis nedir? Ve Yahudi, Hristiyan kültüründen, diğer kültürlerden İslam bünyesine girmiş pek çok bilginin peygamber sözü diye bizim bünyemize girdiği gerçeği. Buna dair çok araştırmalar da var yani. Türkçe'de bile var, kitaplar, makaleler var, tezler yapılıyor. Ama maalesef yani insanımız okuma konusunda çok başarılı ve istekli olmadığı için kulaktan duyma bilgilerle. Biliyorsun Türkiye'de çok yaygın bir söylem var. Üç şey vardır ki ağzı olan konuşur. Siyaset, tababet, diyanet. Yani bunun bir uzmanlık, bir bilimsel araştırma konusu olduğu çoğu zaman göz ardı edilir. Onun için din konusu sürekli magazinleştirilmektedir. Televole kültürüne dönüştürülmektedir. Horoz dövüşüne dönüştürülmektedir. Ve din konusunda ne söylense her şey gidiyor. Everything goes. Her şey. Gidiyor diyorsunuz. Peki. Ama bunun çok ciddi bir şey olduğu ve din konusunun bu kadar gevşek, bilimsel bir tavırla halledilemeyeceğini artık insanımızın bilmesi lazım. O zaman bu tavır eğer doğruysa 30'a yakın ilahiyat fakültelerini kapatalım, Diyanet İşleri Teşkilatı'nı kapatalım, İmam Hatipleri kapatalım, din konusunda herkes istediği gibi modern veya liberal bir tavır içinde herkes kendine göre din inşa etsin. O zaman kutsal kitapları nereye oturtacağız? Peygamberin öğretisi nereye oturtulacak? Yani biraz Müslümanlarımızın da kendilerine çeki düzen vermelerinde bence evet, yarar var. Kıyametin habercisi olduğu iddia edilen Yecüc Mecüc için uzmanlar ne diyor? Az sonra. Yecüc Mecüc ile ilgili de bir takım hadisler var önümde. İşte Yecüc Mecüc'ün uzaylılar olduğuna dair iddialar da var. Yecüc Mecüc nedir? Önce onu sorayım isterseniz. Şimdi hocamızın dediği gibi bu hadis üretme konusunun Yecüc Mecüc konusunda da gerçekleştiğini görüyoruz. Yani Yecüc Mecüc işte 2-3 karış boyunda kimselerdir deniyor. Kimisi Hazreti Adem bir gece bir rüya gördü. Kendisinden çıkan spermler toprağa karıştı. Toprağın altında Yecüc Mecüc oluştu diyor. Bir kısmı da Türklerdir Yecüc Mecüc. Bozguncu bir kavim Türklerdir deyip adeta böyle Türklere karşıt da bir tavır oluşturmasını Yecüc Mecüc hikayeleri karıştırmış. Yani bunların tabii ki hepsinin uydurma olduğunu düşünüyorum. Şimdi tabii moda oldu. Biraz yeni böyle modern bir şeye yapalım, uyduralım diye. Bu sefer de Yecüc Mecüc'ün işte uzaydan geleceği iddia ediliyor. Ben buradaki bir çalışmayı birazcık baktım. İşte sebep kelimesi göğe çıkmaktır. İşte bir göğe çıkmak için vasıta olan şeydir diyor. Yani böyle bir Arapçada sebep kelimesini manasını acayip daraltan böyle bir yorum getirmiş. Ondan sonra bir gazlar çıkıyor bir gezegenden. Diğer gezegene gidiyor. Orada bir gezegende Zülkarneyn Yecüc Mecüc'ü bu çalışmaya göre tutuyor. Kıyamete yakın uzaydan gelecek. Şimdi bunların hepsi katılmadığım yorumlar. Yani bu tip izahlar yapmanın özellikle hadis alanında bu tip hadisler uydurmanın İslam'a bir fayda değil zarar verdiğini, bir din düşmanlığı olduğunu, yani iyi niyetle bile yapılmış olsa din düşmanlığı olduğunu düşünüyorum. Yalnız şunu söyleyeyim. Şeyi o kadar sorunlu, yani hadis uydurmak kadar sorunlu görmüyorum. Mesela uzaylılardır falandır diye şahsi bir kişinin yorum yapmasın. Çünkü orada bir kişi diyor ki yani ben şahsen yorum yapıyorum, bana göre uzaylılardır diyor. Yani ben o yoruma hiç katılmıyorum. Katılmadığımı beyan ettim. Hı hı. Ama bir kişi ben böyle yorum yapıyorum, Allah bilir derse o kadar büyük bir sorun değil birincisi kadar. Niye sorun değil? Çünkü öbür kişi diyor ki peygamber böyle diyor diyor. Hatta peygamberin o söylediğini sanki peygamber Kur'an dışında ayrı bir vahiyler almış. Yani adeta Allah'ın dininin bir gereğiymiş gibi. Yecüc Mecüc işte Türklerdir, bir iki karış boyunda kişilerdir
İzahlarına inanmak dinin bir gereğidir gibi sunuyor. Aslında o bu uzaylılar da tipi izahları yapmaktan daha tehlikeli ama bazı kişiler bana göre o izahları da ben yanlış buluyorum. Uzaylılardır, uzaydan gelecek falan şeklinde yorumlar yapsa ki bana göre o Kur'an'daki ifadelerle o zorlama yorumlar uymamış. Ama o öbür kadar tehlikeli değil. Yine bence yanlış, hatalı, yanlış yerlere sürüklüyor ama özellikle bu hadis uydurmaca ile ilgili şeylere dikkat etmek lazım. Hocamızın burada zaten hadis uzmanı kendisi de bu konuyu belirtti. Dabbe ile ilgili aynı olay Yecüc Mecüc'te de olmuş. Olmuştur. Peki aynı soruyu size sorayım efendim. Yecüc Mecüc tabii. Nedir? Bu da tamamen dediğim gibi yani Dabbe gibi tam olarak ne olduğu konusunda açık ifadeler Kur'an-ı Kerim'de yok. Burada bizim kültürümüzde Yecüc Mecüc ile ilgili bütün bilgiler yine Gog Magog denilen Yahudi kültüründe bilhassa olan bir takım detayların hadis, peygamber sözü haline getirilerek bünyemize girmesi. Gerçi burada haksızlık etmeyelim, hepsinin peygamber sözü haline getirdiğini söylemek mümkün değil. Çok açık biçimde işte İsrailoğulları şöyle derdi gibi bunun geçmiş kültürlerden alındığını gösteren ipuçları da var rivayetlerde. Bence biz Türkiye'nin ihtiyacı olan şey şu. Yani bu konularda bilimsel araştırmalara, kapsamlı bilimsel araştırmalara ihtiyaç var. Böyle bir araştırma yaptığınızda zaten bu bilgilerin dediğim gibi hem kaynak itibariyle hem bunları bize aktaranlar itibariyle hem de muhtevaları itibariyle son derece sorunlu olduğu çok kısa sürede ortaya çıkıyor zaten. Ancak yanlış nerede yapıyoruz? Burada yanlış hem işte toplumu din konusunda aydınlatan insanlarımıza onların da yaptığı hatalar var. Özellikle cemaat, tarikat benzeri çevrelerde de diyelim bir konuda 100 rivayet varsa cımbızla aralarında bir tanesi seçiliyor ve insanlara sürekli bu anlatılıyor. Şimdi bu bir tek rivayeti aldığınızda bakıyorsunuz size makul geliyor. Ama aynı konuda 100 farklı rivayet olduğunu ve bunların adeta birbirlerle uyuşmasının mümkün olmadığını görse bu insan ya burada bir problem var diyecektir. Burada bu atomcu parçalayıcı yöntem bence bizi büyük ölçüde yanlışa sevk ediyor. Yılında kıyametin kopacağı tartışmalarının aslı ne? Az sonra. Hani merak uyandırdığı için bir rantı da oluştu bunun. Sadece bizde değil dünyada da öyle. Yani sadece İslam dünyasında değil batıda en gelişmiş rasyonalitenin zirveye ulaştığı söylenen batıda bile medyumlarla vesairelerle iş yapan birçok devlet başkanı var. Bunu biz biliyoruz. Evet. Genel olarak bir antirasyonelite, bir akıl tutulması diye bir şey var. İşte bu konudaki rivayetlerin mutlaka Kur'an ışığında sorgulayıcı bir mantıkla mutlaka masaya yatırılması lazım. İlahiyat fakültelerinin görevi bu ama bu görevi yerine getiriyorum hakkıyla benim kanaatim getirmiyor. Burada da ilahiyat fakültelerinde iyi bir öz eleştiri yaparak toplumun meselelerine çözüm üretecek bilimsel araştırmaları süratle ortaya koyması ve toplumun hizmetine sunması lazım. Ama bu toplumun da okumamakta, diretmekten vazgeçmesi lazım. Peki efendim, Sayın Taslaman'a döneceğim. Hocam, masanın üzerinde de kitabınız var. Big Bang ve yani Büyük Patlama diye çevrildi. Evet. Big Bang ve Tanrı diye bir kitap yazdınız. Modern bilimlerin bu evrenin sonu olduğunu kitabınızda bahsediyorsunuz ve bunun Kur'an'ın iddiaları da uyumlu olduğunu bahsediyorsunuz kitabınızdan. Bu paralelliği nasıl kurdunuz? İsterseniz biraz ondan şimdi bahsedelim. Şimdi şunu söyleyelim. Günümüzde aslında modern bilim açısından bu evrenin, dünyanın sonu geleceği tartışma konusu bile değil. %100 bir şey. Yani bunun aksini düşünen hiç kimse yok. Fakat Kur'an'ın indiği dönemde bakın ayete. Mesela Sebe suresi 3. ayete bakın. O saat bize gelmez diyorlar. Bakıyorlar yani yıllarca benim dedemin dedesi falan, onun dedesi bu dünyada yaşadı yüzlerce yıl, her şey sapa sağlam. Ya bu evrenin sonu nasıl gelir diyor. Peygamber'e karşı bir alay konusu olmuş adeta. Ve Kur'an iddia ediyor. Diyor ki bu evrenin sonu mutlaka gelecektir. Hocamızın dediği gibi bu konuda tarih verilmiyor, şey verilmiyor ama bir kozmoloji bilgisi olarak bu evrenin sonu mutlaka gelecektir iddiası Kur'an'da çok önemli. Bir kozmoloji bilgisi olarak çok önemli. Günümüzde modern bilim bunu birçok açıdan destekliyor. Big Bang teorisi de bir yerde destekliyor. Niye? Big Bang teorisine göre biliyorsunuz ki artık bu aşağı yukarı fizik dünyasında teorinin içindeki detaylar tartışılsa da teori tartışılmaz bir konumda olduğunu söyleyebiliriz. Big Bang'e göre bir başlangıçtaki bir patlamayla, ayrılmayla evren oluşuyor. Şu şekilde daha sıcak ortamdan gittikçe daha soğuyan bir ortam. Böyle genişlemenin içinde yıldızlar, gezegenler hepsi oluşuyor ve biz şu anda bu genişlemenin içindeyiz. Şu şekilde evren genişliyor sürekli. Şimdi zaten buna baktığınız zaman bu genişlemenin bir yerde ya
büyük donmaya gideceği, İngilizce buna big chill deniyor, geleceği. Yani artık bir protonla bir nötronun adeta arası, dünya ile güneş kadar arası olup da son bulacağı. Veyahut da çekim gücünün etkisiyle bir yerde durup kapanıp big crunch olacağı, büyük çöküşün yaşanacağı biliniyor. Bu mesela hiçbir şey olmasa evreni böyle bir son bekliyor. Fakat tabii bunun dışında başka son senaryoları da mümkün. Başka yasalar da evrenin sonluğunu gösteriyor. Mesela entropi yasası evrende sürekli düzensizliğin arttığını söylüyor. Entropi ve termodinamiğin ikinci yasası fiziğin en temel yasalarından biri. Evrendeki düzensizlik sürekli artıyorsa bunun sonsuza dek sürdürülemeyeceği belli. Bu felsefi açıdan şu açıdan önemli. Klasik materyalist, ateist görüş tarih boyunca eskiden bu evren her şeyin açıklamasıdır. Bu evren sonsuzdan biri vardı, sonsuza dek gidiyor diyordur. Şimdi bu iki yasa evrenin başlangıcı olduğunu da gösteren, burada konumuz o değil, onu belki başka bir program bırakırız. Fakat bu yasalar aynı zamanda bu evrenin bir sonu olduğunu gösteriyor. Yani Kur'an'ın o iddiası, bu evrenin sonu gelecektir, kozmoloji iddiasını temellendiriyor ve bugün artık bu bilimde tartışma dışı. Diğer taraftan bunun başka mesela şöyle de önemleri var. Mesela diyelim reenkarnasyon inancına bakın. Reenkarnasyon inancı nedir? Aslında adeta ezeli bir evren vardır. O sabit ezeli fonun içinde ruhlar döngüsel olarak gelip giderler. Bunun dışına niye çıkılamıyor ruhlar? Çünkü evrenin sonu fikri olsa bundan sonra ruhlar ne olacak sorusu gelir. Mesela dikkat edin. Reenkarnasyon inancı açısından bu evrenin bir sonu olduğu fikri öldürücü bir kozmoloji bilgidir. Kur'an'da tabii evrenin sonuyla sonunun geleceği söylendiği gibi bazı detaylı tasvirler de var. Mesela Tekvir suresi 1. ayet bu güneşin dengesinin bozulacağını, sonunu geleceğini işaret ediyor. Mesela bu da çok önemli bir bilgi. Kur'an'ın indiği dönemde bir bakın Şintoizme bakın. Güneşin bir tanrı olduğu iddia edilmişti. Bazı başka kültürlerde de var güneşin tanrı olduğunu iddia edildiği dönemde. Yani biraz o Kur'an'ın ayetlerinin önemini, biraz o dönemi fikir seviyesini ve inançlarını göz önünde bulundurarak daha iyi anlayabiliriz. O yüzden mesela Kur'an'ın o güneşin dengesinin bozulacağını söylemesi, o dönemde onun söylenebilmiş olması çok önemli bir bilgi. Bugün bunlar tartışmasız bilgiler. Güneşin sonunun geleceği, yani hidrojen helyuma güneş dönüştürüyor, bir gün yakıtını tüketip sonunun gelmesinin kaçınılmaz olduğu bugün tartışma konusu bile değil. O yüzden ben Kur'an'ın bu verdiği bilgiyi modern bilimlerin doğrulamasını gayet önemli bulurken, hocamızın diğer söylediği, yani birçok uydurmalar karışmış konular üzerinden kıyamet alameti deyip de bu konuları tartışmak yerine gerçekten Kur'an'ın söyledikleri ve bu manzaranın bize nasıl bir zihin inşa etmesi gerektiği konularına odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki efendim, Sayın Kırbaşoğlu'na da soralım. Dini kaynaklar tarih vermiyor, bunu açıkça evet, söylüyorsunuz. Kimse bilemez diyorsunuz. Hiçbir biçimde. Peki şimdi... Dini kaynaklarla çelişen bazı, madem bilimsel konuşuyoruz biraz, Sayın Taslaman bilimle dini uyuştuğunu Kur'an'da da söyledi kıyamet konusunda. Fakat çeliştiği yerler de var. Mesela dini kaynaklara baktığımız zaman insanlık tarihinin 6000 yıl önce olduğuna dair bir takım rivayetler var. Fakat bir bakıyorsunuz işte 3 milyon 5 milyon önceki kemikler de bulunuyor. Evet. Bunu nasıl açıklayacağız efendim? Tabii şimdi biz Kur'an-ı Kerim'den bahsettiğimizde şu ana kadar biliyorsun Kur'an-ı Kerim sadece Müslümanların inceleme meselesi değil. Batılılar, özellikle oryantalistler, hatta bunlar içinde İslam'a düşmanlığını gizlemeyen garazkarlar da dahil yaklaşık işte yani 7-800 yıllık bir geçmişi var oryantalizmin. Sürekli incelenen bir kitap. Dolayısıyla çok açık biçimde bilime taban tabana zıt sayılabilecek fazla bir eleştiri bugüne kadar görülmedi. Bu dünyanın ömrü meselesinde zaten Kur'an-ı Kerim bunun bilinemeyeceğini, yani çünkü kıyametin ne zaman kopacağını bilemezseniz ömründe bilemiyorsunuz otomatikman mantıki sonucu. Bunlar daha ziyade Kur'an'dan ziyade rivayetlerde var. Zaten Müslümanlığın önündeki en büyük engel dinin kurucu öğretisinin Kur'an-ı Kerim'den ziyade rivayetler üzerine kurulmak istenmesidir. Eğer dinin kurucu öğretileri, yani insana, tarihe, tabiata, Allah'a, olaylara nasıl bakacağımız konusunda Kur'an merkeze alındığında hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Ama rivayetler devreye girdiğinde o sistem allak bullak oluyor. Bu konuda da sözünü ettiğiniz bilgiler rivayetlerde var. Ve bunlar aslında tekrar söyleyelim ulemamızın aslında güvenilmez bulduğu rivayetler. Dünyanın ömrü 7000 yıldır. Biz 7000. yıldayız diyor. Peygamberimize söyletiliyor bu. Şimdi mantıken eğer biz işte eleştirel akıl olmazsa ilk bakışta bunu doğru kabul etmemiz lazım. Ama biraz düşündüğümüzde Peygamberimizin bunu gerçekten söylediğini varsayalım.
Peygamberimizin bu yaşadığından bu döneme 1450'den seneden fazla geçti. Yani hicretin 1432 ama geçmişi de var. 1000 seneyi geçtiği halde kıyamet kopmadı. Demek ki bu söz doğru değil. Ama bu eleştirel mantık egemen olmayınca bakın. Yani o kadar zihni bakımdan dindar insanlar çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya ki bunları rahatlıkla kabul edebiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Hazreti Peygamber döneminde mesela diyelim Musaf yok ama bugün Musaf'a bakmanın, Musaf'ı okumanın, Musaf'la işte düşman ülkesine gitmemeye bir sürü hadis var. Ve Müslümanlar bunu yüzyıllarda peygamber sözü diye algıladılar. Hiçbiri düşünmedi ya peygamber döneminde Musaf var mıydı ki peygamber bunu söylesin bakın. Daha bunun gibi basit bir muhakemeye dayanamayacak olan birçok rivayet maalesef bu sorgulayıcılık bizde yerleşmediği için peygamber sözü. Bunun da mesela 6000 sene, 7000 sene olması mümkün değil. Çünkü doğru olduğunu varsaysak dahi 1500 sene geçti. Dünya yine ortada. Dünya yine yerinde. Ha bakın bu işte buna ne diyeyim skolastik zihniyet diyelim ama burada durmuyor. Bakıyor o zaman bakıyor ki bu rivayet tehlikede nasıl kurtaracak? Bir rivayet daha uyduruyor. Efendim diyor ki Allah bu ümmetin ömrünü yarım gün uzatmaktan aciz değildir. Bunlar bizim kaynaklardaki bilgiler. Yarım gün de tabii yarım gün dediği 12 saat değil. Onu da kozmik yıl olarak tevil ediyor. 500 sene 1500. Ben de diyorum ki fazla işte 50 sene daha kaldı. 50 sene daha bekleyelim. 50 sene daha sonra kıyamet kopmazsa artık tevil imkanı da zorlama tevil imkanı da kalmayacak. Bu rivayetin uydurma olduğu ayan beyan çıkacak. Evet. Hiç kuşku yok. Ama bu mantıkla yaklaşmayınca yani siz Kur'an-ı Kerim'in öğretisini, İslam'ın merkezini almadığınız sürece bu gibi rivayetler bizi, zihnimizi meşgul edecektir. Çünkü tekrar vurgulayalım, Kur'an-ı Kerim'in kesinlikle kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka kimse bilemez. Bunu bilmeye çalışmayın, hatta azarlar tarzda. Yani sana kıyametin vaktini soruyorlar, işte onu kim bilebilir gibi azarlayıcı tonunu da. Çünkü biz Kur'an-ı Kerim aslında bir sözdü, bugün metin halinde. O intonation yok, işte peygamberimiz okurken belki de kaşlarını çatarak mı okudu bu ayetler onu da bilmiyoruz ama bir azarlayıcı tonu bile seziliyor. Dolayısıyla artık Müslümanlar kıyametin vaktinin hiçbir biçimde bilinemeyeceğini ve Müslümanın inanması gerekenin bu olduğunu, buna ters düşen bütün rivayetleri bir kenara koyması gerektiğini artık gündemlerine almaları gerekir. Peki, bu 6000 yıl meselesi de böyle. Bu da hurafe diyorsunuz. Tabii. Peki. Tabii. Sayın Tasavvuf, Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman kıyametle ilgili ne gibi mesajlar alıyorsunuz? Evvela hocamıza tamamen katıldığımı söyleyeyim, ufak bir şey yapayım. Yani Yahudi takvimi ve Usher kronolojisiyle Hristiyanlıkta, Yahudi takvimiyle ise hem Yahudilikte hem Hristiyanlıkta bu 6000 yıl meselesi çıkmıştır. Bunun yani Kur'an'la, İslam'la hiçbir ilişkisi olmadığı gibi bugünkü Hristiyanların çoğu da böyle bir şeyi kabul etmiyorlar. Hristiyanların içinde ufak grup var, yani Young Earth Creationist denen, yani genç dünya yaratılışçıları denen ufak gruplar var. Onların da çoğunluğu böyle bir şeyi kabul etmiyor. Yani aslında o Tevrat'ın bile belli bir şekilde yorumundan çıkıyor. Ama yani İslam'ın içinde hiçbir şekilde böyle 6000 yıl diye bir şey kesinlikle yok. Kur'an'da kıyametle ilgili şeylerden nasıl mesaj çıkartıyorum? Evvela şunu, bir ateistin evvela ne dediğine bir hafifse hatırlarsak bence Kur'an'ın çıkardığı mesaj o kontrasttan daha iyi değerlendirilir. İşte Bertrand Russell böyle bilimsel yasaların evrenin sonunu göstermesi karşısında müthiş bir ümitsizlik. Bertrand Russell bir ateist, bir felsefeci. Müthiş bir ümitsizlik içinde insanların ürettiği bilgilerin, insani dehanın tüm ürünlerinin, sanatların yok olacağını bilmenin ümitsizliğine dikkat çekiyor. Yani bir ateist, agnostik için evrenin yok olması bir ümitsizlik, bazıları için bir nihilizme giden bir yoldur. Çünkü bazı insanlar kendileri ölse de eserlerinin veya çocuklarının devamında bir teselli bulmuşlardı. Mesela Yunan mitolojisinde bunu görürüz. Arşilles mesela ölümü bile göze alır adeta atılırken. Ama oradaki altında bakar, ismimi ölümsüz kılacağım diye bir iddiası vardır. Hani hiç olmazsa ismimi ölümsüz kılayım. Fakat tabii İslami açıdan düşündüğümde, yani bu ismi de bana göre ölümsüz kılmanın diğer bir şeylerin İslami açıdan çok basit hedefler. Çünkü İslam inanç açısından insanı yoktan yaratan Allah için yeniden yaratmak çok kolay. Yani siz ilk defa yaratan kimse yeniden yaratacak olan odur diyor.
Yani İslami inanç açısından kıyamet denince, yeniden diriliş gelince, evrenin sonu gelince bu dünyadaki hayatın gerçek Allah'ın vaat ettiği hayata göre ne kadar basit olduğu, bu hayattaki hedeflerin ne kadar küçük hedefler olduğunu bence anlamamız gerekiyor. Kur'an insanı elinden tutuyor, böyle adeta zamanın üstüne çıkartıyor. Milyarlarca yıllık süreç içinde insan hayatının çok ufak bir süre olduğunu düşünüyor. Adeta diyor ki ya sen bu sürece bak. Bu dünyanın içinde ufak sanat eserleri şunları bunları inşa etmeye değil. Ama bütün bu zamanın yaratıcısı, bütün bunların yaratıcısı olan Allah'a yönel. Yani gerçek teselli, gerçek şey Allah'a yönelmende, dinin içinde bulmandır diyor. Yani kıyametle ilgili bu ortaya çıkanlar, Kur'an'ın söyledikleri, insanın gerçek anlamda hayatın amacını Allah'ta bulabileceğini, Allah'ta yönelmede bulabileceğini, dünya içindeki bütün hedeflerin, holdingler kurmanın, işte acayip namlar yapmanın, şöhretler yapmanın hepsinin ufak hedefler olduğunu söylüyor. Bence çıkartmamız gereken gerçek mesajlar bu. Peki efendim, aynı soruyu Sayın Kırbaşoğlu'na da soralım. Kur'an-ı Kerim okuduğumuzda kıyametle ilgili hangi mesajları alıyoruz efendim? Evet, birincisi insanın isteğine, tekebbür, böbürlenme duygusunu kırmak için bu kendisinin ebediyete kadar yaşamayacağını ve bu dünyasının ve kendi varlığının sonu olduğunu bilmesi. Dolayısıyla mütevazı olması. Din zaten Allah önünde boyun eğmek demektir. Dolayısıyla bu mütevaziliği sağlamak. İkincisi, daha önemlisi ahlaki ve bireysel dindarlıkla ilgili yönü var. Bu kıyamet ardından bir hesap süreci. Yani bu dünyada o halde insan kendi kendini kontrol etmeli ve Allah'ın kendisi için çizdiği yoldan gidip gitmeyeceğine karar vermeli. Burada kıyamet özellikle yanlış yaparken, yani İslam'a aykırı inanç, düşünce ve davranışların üstesinden gelebilmek için bizim için bir motivasyon kaynağı. Çünkü biz bu dünya sona erdikten sonra bir yokluk değil, bir başka hayat tarzına geçiş olarak kabul ettiğimiz için bu bize hem bir hayata umutla tutunma, hem daha iyi bir hayata hazırlanma ve bu hayatı bir geçiş dönemi, bir hazırlık dönemi olarak görme imkanı veriyor. Ve sürekli bu gelecekteki hayatı kazanabilmemiz için bu dünyada bütün yapıp etmelerimizi, düşüncelerimizi sürekli kontrol etme, kar zarar hesabı yapmaya teşvik ediyor. Böyle bir motivasyon kaynağı olma yönü var. O anlamda Kur'an-ı Kerim pek çok suresinde kıyamet sahnelerini yaymış durumdadır. Bunun amacı bugüne yöneliktir. Yani siz ölümsüz olduğunuzu zannetmeyin. Öleceksiniz, dünya evrenin sonu gelecek ve bunların hesabını vereceksiniz mesajı vermek. Ahlaki boyutu bence daha önemli. Ancak insanı kurtaracak olan kendi imanı ve salih ameli olduğu halde maalesef İslam adına bu kurala ters düşen bazı öğretiler de yine enjekte edilmiş durumda. Yine konumuzla alakalı olan mesela bir kurtarıcı. Şunu insanlarımız kesinlikle bilmenin de yarar var. Bir insanı uhrevi bakımdan kurtaracak olan sadece kendi iman ve salih ameli. Benim ne olur yalvarıyorum ben izleyicilere. Din konusu bir bilgisizlik, bir anti entelektüelizm, bir bilim karşıtlığı alanı haline getirilmemeli. Bu hale getirilmek isteyenlere karşı nereden bildiğin yasasını uygulayalım. Din konusunda kim konuşacak olursa, arkadaş bu konudaki delilin nedir? Kur'an'da var diyorsan hangi ayette? Hadiste var diyorsan hangi hadis? Hangi kitapta? Cildine, sayfasına? Çünkü bu konuda gerçekten inanılmaz bir bilgi kirliliği var. Ve benim nacizane tavsiyem, Kur'an konusunda her konuda, ahiret ve kıyamet dahil her konuda Kur'an-ı Kerim'in şaşmaz rehberliğinden ayrılmamalıdır. Peki. Kur'an'a yapışırlarsa bir kopmaz bir kulpa yapışmış olurlar. Ama Kur'an'ı bir tarafa bırakıldıkları takdirde işin içinden çıkamazlar ve önüne gelenin istismarına açık hale gelirler. Bugün de bu tartıştığımız konularla ilgili bilgi kirliliğinin temel sebebi de bu. Buna fırsat vermemeleri ve kendilerini bu istismarlara karşı koruma altına almalarında yarar var. Peki, biraz da mitolojik bilgiler bu hadislerin içine karışmamış mı? Yani hangisine inanacağız, hangisine inanmayacağız? Nasıl bir din anlayışı olması gerekiyor efendim? Değil mi? Yani tabii hadislerin içine çok uydurma karışmış. Yani benim burada seyircilerimize tavsiye edeceğim bir iki tane husus var. Yani Kur'an'da dinimiz için aslında Hazreti İbrahim'in dini gibi kolaydır deniyor. Başka bir Bakara suresinde de işte Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez diye geçiyor. Yani iki tane şey yapmamız gerekiyor. Yani birincisi Kur'an'ı merkeze koymamız. İkincisi
dini anlarken de aklı bir kenara bırakıp da anlamaya çalışmamamız. Dinin içindeki her şeye akılla nüfuz edilebileceğini söylemiyorum. Dinin içinde mutlaka aklaşan bir şeyler de olduğu kanaatindeyim. Fakat akla çelişen bir şey olmadığı kanaatindeyim. Yani aklı aşan şeylerle akla çelişen şeyler arasında fark var. Yani uydurma rivayetlerle, mesela işte Yecüc Mecüc konusunda örneğini verdiğiniz gibi uydurma rivayetle dine gerçekten akılla çelişen, birbiriyle çelişen birçok rivayet sokulmuş. Yani Kur'an'ı merkeze alan, aklı bir kenara bırakmayan, hocamızın dediği gibi ciddi böyle bilimsel çalışmalara da ehemmiyet veren bir yaklaşımla daha doğru bir yol edineceğimizi düşünüyorum. Benim buradan herkese tavsiyem, yani Kur'an'ı okumaları, böyle ama hızlı hızlı bir an önce bitirmekten hatmedeyim hızıyla değil, yavaş yavaş anlamaya çalışarak, yani bu kitap ne diyor bize, bana hangi mesajlar veriyor diye bakarak okumak. Yani biz öldüğümüzde birçok kimsenin bir lafı vardır, doğrudur. Yani bizim için kıyamet süreci başlamış oluyor. Hocamız da demin ayeti söyledi. Bir göz açıp kapaması gibi insan için hesap süreci başlıyor. Ben bu hayatımda ne yapmalıyım? Nasıl güzel değerler üretmeliyim? Allah'ın benden istediklerini. Yani evrenin sonu olduğuyla ilgili izahlar Kur'an'da. Kıyamette hesap vereceğimizle ilgili izahlar. Yani yeniden dirilince. Aslında şu andaki hayatımızı bizim şekillendirmemiz için bizi yönelten ayetler. Şu andaki hayatımıza çeki düzen vermemiz için ayetler. Şu andaki bir kendi varoluşsal tavrımızı, hayatı anlamlandırmamızı sağlayan ayetler. Bu ayetlere bu gözle bakmamız lazım. Hayatımızı bir yerde Allah'ın gösterdiği doğrultuda inşa etmemiz için bu ayetleri adeta dini böyle zorlaştıran bir şey, dini böyle bir mitolojiler yığını gibi göstermek için kullanmamamız lazım. Dabbe ve Yecüc Mecüc konularında değil örnekleri gözüküyor. Tekrar döneceğim efendim. Sayın Kırbaşoğlu, bu noktada şunu sormak istiyorum efendim. Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetler yoruma açık değil. Açık. Yani yoruma açık olanlar da var, açık olmayanlar da. Yani anayasa gibi düşünürsek evet, bazıları evet. Değiştirilemez. Doğru. Aynı şekilde anlamak doğru. Gerekiyor. Doğru. Ama bazı ayetlerde de hani bir ilim sahibi olmak gerekiyor. O alt kuşkusuz. Paragrafları, alt cümleleri okumak için değil mi? Kuşkusuz. O yüzden okuyalım ama nasıl okuyalım? Yani nasıl anlayarak okumamız gerekiyor? Çünkü herkesin kapasitesi demek gerekiyor belki kesinlikle. De. Yeterli değil aynı şekilde anlamaya. Şimdi şunu söyleyebilirim. Şimdi ben bu ilahiyat mesleğine girdiğim yıllarda dini alanda okunacak kitap sayısı 50-60 tane ya var ya yoktu. Şu anda ise yetişilemeyecek durumda. Hele yabancı diller, Arapça falan biliyorsan inanılmaz bir malzeme var. Şu anda size garanti verebilirim. İyi bir okuyucu olursanız bir ilahiyat öğretim üyesi kadar din konusunda kendinizi bilgilendirebilirsiniz. Şu anda inanılmaz imkanlar var. Bir kere bunu tek anahtar kavram okumak. Kur'an-ı Kerim'in okunmasına gelince Kur'an-ı Kerim'in nasıl bir kitap olduğu, bunun tarihi ve nasıl anlaşılması gerektiği konusunda dahi pek çok Türkçe'de dahi çalışma var. Yani bu konuda gerçek inanılmaz bir imkan var. Ancak benim önerebileceğim şey şu. Yani Kur'an-ı Kerim'in gönderiliş amacını hiçbir zaman göz ardı etmeyelim. Bu kitap insanlara bu yeryüzündeki hayatta rehberlik olsun diye. Dolayısıyla bu kitabı alacak, yanına bir de blok not alacak. Buradan kendisine ödev çıkacak. Bu Kur'an bana ne diyor bugün? Ve buna göre hayatını düzenlemeye çalışacak. Bir kere bu. İkincisi, Kur'an-ı Kerim'i kesinlikle epistemolojik olarak, bilgi kaynağı olarak her bakımdan hayatın merkezine alacak. Bunun dışında ki bütün kitapların, hadis kitapları, tefsir kitapları, fıkıh kitapları, dine dair kitapların hatasız olmadığını bilecek. İbn-i Teymiye'nin çok meşhur bir sözü var. Allah'ın kitabı dışında hatasız bir kitap yoktur. Bunu merkeze almalarında yarar var. İkincisi, İmam-ı Azam Efendimiz'in bir sözü var. Peygamberimiz Kur'an'a aykırı bir şey söyleyemez. Söylerse zaten peygamber olamazlar. O halde herhangi bir bilgi, herhangi bir yorum, herhangi bir dine dair herhangi bir bilgi Kur'an'a taban tabana zıtsa o bilgiyi itibar edilmemesi gerektiğini bilmesi lazım. Dini alanda mutlak hiçbir otorite yoktur. İmam Malik'in orada da bir sözünü önerebilirim izleyicilerimize. İmam Malik der ki herkesin görüşü kabul de edilebilir, reddedilebilir. Şu kabirde yatan hariç der peygamberimizin kabrini işaret ederek. Dolayısıyla yegane mutlak otorite vahyin tecessüm etmiş şekli olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ancak bu Kur'an-ı Kerim'i nasıl anlayacağımız konusunda, nasıl yaklaşacağımız konusunda tabii ki bir metodolojik belli bir bilgi gerekir. Bu bilgiler ilahiyat fakültelerinde de verildiği gibi ayrıca çeşitli yayınlardan da elde edilebilir. Ama en azından şu yapılabilir. İnanılmaz teknolojik imkanlara sahip olduğum bu dönemde 30'a yakın ilahiyat fakültesi halkımızın emrinde. Üniversitelerimizin görevi zaten halka hizmet etmektir.
Yani bunu bir lütuf olarak almasınlar. Üniversitedeki öğretim üyeleri halkımızın meselelerine el uzatmak zorundadır. Ayrıca İslami açıdan da bu onların görevidir, maaşlarının helal olması için. E-maille, telefonla bizatihi giderek hocalarımıza ulaşsınlar. Başta ben kendim olmak üzere halkımızın bu meselenin çözümü için biz her zaman hazırız. Ne olur halkımız üniversitelerle bir diyalog kursun. Din konusunu, bu işi bilmeyen, televizyonda canlı yayına çıkarsak, önüne Kur'an-ı Kerim'i sunsak okuyamayacak hale gelen, Arapça dini ilimler habersiz olan ama toplumda dini alanda kanaat önderliği yapan, pek çok hakikatleri yanlış sunan, bazen kasten tahrif eden, ehil olmayan insanların kölesi olmaktan veya onların mağdur olmaktan kendilerini kurtarsınlar. İslam yeryüzünde insanı köleleştirmek için değil, özgürleştirmek için gelmiştir. Sayın Kırbaşoğlu, çok doğru açıklamalar yapıyorsunuz. Bu durumda biraz da insanın aklını kullanması gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü aklı olmayan zaten kesinlikle, aklı olana gelmiş bir kitap. Kesinlikle. Aklı olmayan. Kur'an ve akıl ikisi beraberdir. Bunları yan yana götürmek gerekir. İmam-ı Azam Efendimiz de böyle yapmıştır. Hazreti Ayşe Validemiz de, Hazreti Ömer Efendimiz de, Hazreti Ali Efendimiz de yapmıştır. Dolayısıyla bu ikisini ayırmamak lazım. Ayırdığımız zaman iş gördüğümüz gibi hurafeciliğe ve skolastik zihniyette evet, rahatlıkla kayabiliyor. Sayın Hayri Kırbaşoğlu, Sayın Caner Taslama çok teşekkür ediyoruz programımıza geldiğiniz için. Eklemek istediğiniz bir şey varsa bir cümleyle rica edeyim son olarak. Yani bir halkın arasında kısaca söyleyeyim, yani böyle bazı uydurma izahlara karşı müthiş ne yazık ki bir rağbet var. Yani mesela 2012'de kıyamet kopacak dedi. Yani acayip bir rağbet var. Dabbe ile ilgili baktık, yani bir film çekildi falan. O film üzerinden sanki Kur'an'ı o filmden anlıyormuş gibi adeta bir ortaya çıkışlar yapıldı. Burada tabii aynı şeyi bir kez daha belki tekrarlayabiliriz. Yani Kur'an'ı merkeze alan artı akılcılığı da elden bırakmayan bir yaklaşımla kıyametten bu dünyayla ilgili gerekli mesajları, hayatımızla ilgili gerekli mesajları çıkartan bir yaklaşımla bu konuda en güzel tavrı sergileyeceğimizi zannediyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim her iki konuğumuza da. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Hayri Kırbaşoğlu ve Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Caner Taslaman'a. Değerli izleyicilerimiz, iki değerli konuğumuza bizlerle paylaştıkları bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Her konuda Neşter ekibini 24 saat arayabileceğinizi hatırlatıyor. Gerek ülkemizden gerekse de yurt dışından bizi izleyen seyircilerimize, gurbetçilerimize sağlıklı ve...